Arkadaşlar bugün size başarılı insanların 7 tane alışkanlığından bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu maddelerin tamamı başarılı insanlara baktığım zaman onlar tarafından yapılıyor. Bakın bakalım bu maddelerin hangileri sizde var, hangileri eksik, hangilerini yapabiliyorsunuz, hangilerini yapamıyorsunuz. Şöyle bir kendinizi testten geçirin. Ben geçirdim. Fena değilim bu maddelerle ilgili. Gerçekten çoğu maddenin bende olduğunu gördüm. Bu da beni sevindirdi. İnşallah sizlerde de vardır. Nedir bu maddeler? Hemen veriyorum. 1. Başarılı insanlar geçmişteki yanlışlarına takılıp kalmazlar. Geçmişteki başarısızlıklarına, yanlışlarına, hatalarına takılırsan özgüvenini kaybedersin. Yeniden başlama cesareti bulamazsın ve harekete geçemezsin. Sonuçta başarısızlıklar, hatalar, eksikler geçmişte kaldı. Onlardan ders aldım ve ben devam ediyorum. Bütün başarılı insanlarda ben bunu gördüm. Geçmiş hatalardan ders alarak geleceğe yürüyen insanlar bunlar. Bunu yapmak lazım. 2. Başarılı insanlar suçlanacak birilerini ve bir şeyleri aramazlar. Birilerini suçlayan insan aslında yetersiz insandır. Kendi elinden bir şey gelmiyordur, bir şey yapamıyordur ve oturduğu yerden sadece suçluyordur. Ve üretken olmayan, negatif, sürekli eleştiren, sürekli kusur bulan bu tarzda insanlar başarılı olamazlar. Zaten bu insanlarla beraber takılırsan, bu insanlarla beraber olursan sen de başarısız olursun. Adam çözüm üretmiyor. Sırf sorun buluyor. Eleştiriyor, suçluyor. Hataları söyleyip duruyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Yaptığı bir şey yok. Oturduğu yerde. Olmaz. Bu insanların başarılı olma şansı yok. 3. Başarılı insanlar sorumluluktan kaçmazlar. Görev ve sorumluluk varsa bunlar hazırdırlar. Neden? Bu bir kalitedir. Bakıldığı zaman yapılan araştırmalar gösteriyor. Sorumluluk alanlar arkadaşlar %5. Bak %5. Ve hayatın içinde sorumluluk alan insanlara bakılıyor. Tamamı başarılı, çok iyi mevkilerde, çok iyi yerlerde. İşte ben yapmayayım, o yapsın. Kim yaparsa yapsın. Olmaz. Onun için sorumluluktan kaçan mı, sorumluluk alan mı bir yapıya sahibiz? Eğer sorumluluk alan bir yapıya sahipsek başarılıyız. Görüyor musunuz? Başarılı insanların en önemli özelliklerinden birisi bu. Sorumluluk alırlar. 4. Başarılı insanlar onları aşağıya çekmeye çalışan insanları aldırmazlar. Güler geçerler onlara. Yapısını yansıtıyor. Zaten çekemeyen fesat insanın biri bu. Biliyor onu. Onun için onun söylediklerine takılıp da ulaşmak istediği hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmez o. Hepimiz çevremizden etkileniriz. Bize söylenen güzel şeyler bizi motive eder. Bize söylenen kötü şeyler bizim moralimizi bozar ve bir şeyler yapma enerjimizi tüketir. Maalesef söylediği sözlerle bizim moralimizi bozan, motivasyonumuzu öldüren insanlar vardır. Hayatın içinde hep var. Ama bu insanlara bakar ve takılırsan başarısız olursun. Başarılı insanlar bunun farkında ve bu insanlara takılmazlar. Bunu görmeniz lazım. 5. Başarılı insanlar başkalarını kendi çıkarları için kullanmazlar. Kendi menfaati için insan harcama. Bir yerlere gelebilmek için insanları kullanıp atma. Yapmaz başarılı insanlar. Başarılı insanlar güven veren insanlardır. Onları tanıyan, onlarla beraber iş yapan her insan, ben bu insanla beraber çalışırım, ben bu insanla ölümüne giderim diye düşünürler. Neden öyle düşünürler? Çünkü bu insanlar hep onları korumuş, kollamış, kendi çıkarları ve menfaatleri için kullanmamıştır. Kullansa zaten onu gördü mü kaçar. Allah, Ahmet Bey geliyor. Ne kazıkladı bizi. Kaç. Kaçar insanlar. Çünkü hiç kimse enayi değil. İnsanları bir defa kullanabilirsiniz. Sonra bir daha kullanamazsınız. Onun için ben kendim kazandığım kadar çevreme de kazandırabiliyor muyum? Ben kendimi düşündüğüm kadar çevremdeki insanları da düşünüyor muyum? Başarılı insanlar kendileri kadar çevrelerini de düşünürler. Onları da desteklerler. Kendi çıkarları için başkasını asla kullanmazlar. 6. Başarılı insanlar her şeyi otoriteden ve kendilerini yöneten insanlardan beklemezler. Onlar şuna inanırlar. Herkes üzerine düşeni yapmalı. O yapmıyorsa onun sorumluluğu. Ama
O yapmıyor diye ben yapmamazlık yapamam. Ben elimden gelenin en iyisi neyse ben onu yapmak zorundayım. Ben çöpçüysem çöpü en iyi şekilde temizlemek zorundayım. Ben doktorsam hastama en iyi şekilde bakmak zorundayım. Ben öğretmensem öğrencimi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayım. Herkes kendinden sorumlu. Bir defa bu bilinç çok önemli bir bilinç ve başarılı insanların tamamında bu bilinci ben görüyorum. Bir yerleri suçlamak değil, kendi sorumluluğunu üstlenip yaptığı işin en iyisini yapmak. Bu bir kalite, bu kaliteye sahip olmak lazım. 7. Başarılı insanlar sadece kendi sezgilerine güvenmezler, başkalarına da danışırlar. Çok güzel olacağını düşünüyorum ama düşünüyorsun. Bir araştır, bir soruştur. Güvendiğin bakış açılarına güvendiğin insanlar, kimler bunlar? Bunları bul ve onlara da danış. Akıl almaktan, danışmaktan zarar etmezsin. Danışırsan ve ne kadar çok insanla istişare eder, önemli kararlar almadan önce ne kadar insana danışırsan o kadar daha iyi, daha çok boyutlu olayı görmüş olursun. Sen sadece olayın bir tarafını görüyorsun ama bir danışıyorsun, bir bakıyorsun, vay be diyorsun. Çok yönlü olayı masaya yatırmış oluyorsun. Çok daha bütün olarak olayı görmeye başlıyorsun ve verdiğin kararlar daha tutarlı oluyor. Onun için başarılı insanlar her şeyi ben biliyorum. Ben zaten süperim, ben zaten mükemmelim. Benim bütün verdiğim kararlar doğrudur demiyorlar. Herkesten öğreniyorlar. Herkesin söylediği fikirlere değer veriyorlar. Başarılı insanlar ne yapıyorlar? Zaten diyorlar benim fikrim bende var. Tamam dursun bu. Acaba başka fikrimin üstüne hangi yeni farklı fikirleri ben bulabilirim, toplayabilirim? Bunlar fikir süngeri. Çekiyorlar fikirleri. Farklı farklı insanlara danışarak çok daha güzel kararlar alıyorlar. Ondan dolayı başarılılar. Evet arkadaşlar, sizlerle başarılı insanların 7 alışkanlığını paylaştım. Gördünüz mü hangi maddeler sizde var? Hangi konularda eksiksiniz? Çıkarın bunları ve eksiklerinizi giderin. Ben herkesin hayatın içinde güzel izler bırakmasını istiyorum. Allah hepimize harika potansiyeller vermiş ama bu potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirmemiz için öğrenmemiz lazım, gelişmemiz lazım. Değişime ayak uydurma adına bilgi ve becerimizi arttırmamız lazım. Bu videolarla elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Siz de videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalım var, takip edin, zil var, zile de tıklayın, yeni videolardan haberdar olursunuz. Sizden gelen sorunlara ve sorulara videolar çekmeye devam ediyorum. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.